Tekrardan merhaba. Tekrardan hoş geldiniz. Tek sorun plakları çıkarmammış. Herkes gelsin, tekrar öyle başlayalım. Evet, ne diyorduk? Herkes bu karantina süreci aslında farklı şekillerde değerlendiriyor. Kimisi spor yapıyor, kimisi bugüne kadar hiç izlemediği filmleri izliyor, üzerine okuyamadığı kitapları okuyor. Kimisi çok mutsuz işe gidip demeyip para kazanamadığı için. Yani aslında hepimiz aynı süreci atlatıyoruz ama hepimiz evde kalma sürecini farklı değerlendiriyoruz. Biz de TR-Türk olarak sizin için bir şeyler üretme ve bunu evinize getirmeye hala cızırt varıyorlar. Evinize getirmeye çalışıyoruz. Şimdi değerli arkadaşımız Naz bizimle olacak. Onu hemen yayına alırım. Ben de kendisi problemini o zaman çözeceğim. Merhaba. Naz, hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Benim sesim hala cızırtılı mı? Şu an düzeldi. Daha demin cızırtı vardı ama. Harika. Nasılsın? Neler yapıyorsun? Nasıl geçiyor karantina sürecin senin? Benim karantina sürecim nasıl geçiyor? Benim 21. günüm falan galiba bu arada. Wow. Ben de ilk hafta dedim ama utandım şu an. Ben ilk vaka ortaya çıktığı günden beri evdeyim. Çıkmıyorum dışarı. Evde ne yapıyorum? Aslında ben ailemle yaşadığım için yapacak çok şey oluyor. Bir tane 3,5 yaşında bir yeğenim var. Bir kedimiz, bir köpeğimiz var. Ev bayağı hareketli olduğu için aslında çok sıkılmaya zaman kalmıyor. Ama tabii hani daha önce senin dediğin gibi işte izlemek istediğim filmler, okumak istediğim şeyler, dediklerime zaman ayırmaya çalışıyorum. Evet, herkes böyle aslında kendi dünyasına dönmüş durumda ama Aynen. baktığında da bu sanal dünyada hepimiz buluşmuş oluyoruz neticesinde. Evet. Aynen öyle. İşte herkes bir şekilde kendine uğraşını belirliyor. Naz bir müzisyen. Biraz kendinden bahseder misin? Neler yapıyorsun? Naz Tabii. bizim için çok iyi bir sağlam bir parça hazırladı. Birazdan onları çalacak. Onları Liste dinleyeceğiz ama ilk önce istersen birazdan listeden bahset. Ne çalacaksın bizim için? Tamam. Ben altyapıdan ilerleyeceğim şu an kendim çalışacağım. İlk önce Hozier'dan Take Me to Church'ı söylemeyi düşünüyorum. Sonrasında John Lennon Imagine, ardından Back to Black, Amy Winehouse. Sonra Put Your Head on My Shoulder, Paul Anka. Ardından Lemon Tree, The Fool's Garden, Radiohead, Creep, Bad Guy, Billie Eilish ve tekrar Amy Winehouse, You Know I'm No Good'la bitireceğiz. Bayağı sağlam bir parça. Ben senin zaten yani yeteneğine ve sesine bayılıyorum. Seni Çok keşfettiğim teşekkür günden beri de ederim. Çok teşekkür neredeyse ederim. girip dinliyorum. O zaman istersen ufak ufak başlayalım. Tamam. Take Me to Church ile. Tamam, başlayalım. Daha sonra sohbetimize devam ederiz. Tamamdır. Su içeyim. Hadi bakalım. My lover's got humor. She's the giggle at a funeral. Knows everybody's disapproval. I should've worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, she's the love's true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak. A fresh poison each week. We were born sick, you heard them say it. My church offers no absolute. She tells me worship in the bedroom. The only heaven I'll be sent to is when I'm alone with you. I was born sick, but I love it. Command me to be well. Amen. 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 Take me to church, I'll worship like a dog. Get the shrine of your life, I'll tell you my sins. And you can sharpen your knife. Offer me a dead, deathless dead. Good God, let me give you my life. Take me to church, I'll worship.
your life. Offer me that, that, bless that. Good God, let me give you my life. If I'm a pagan of the good times, my lover's the sunlight. To keep the goddess on my side, she demands a sacrifice. Drain the whole sea, get some shiny. Something better for the main course. Aa, şu an internetim kesildi arkadaşlar. Çok güzel gidiyor aslında. Gidiyor ama bir şeyler oldu. Evet, böyle şeyler olabiliyor. Stable, viva lives fine, faithful. That looks tasty, that looks plenty. This is hungry work. Take me to church. I'll worship like a dog. Get the shrine of your life. I'll tell you my sins, then you can sharpen your knife. Offer me a death that lusted. Good God, let me give you my life. Take me to church. I'll worship like a dog. Get the shrine of your life. I'll tell you my sins, then you can sharpen your knife. Offer me death that lusted. Good God, let me give you my life. No masters or kings, when the ritual begins, there is no sweeter innocence than our gentle sin. In the madness and soil of deaths that are releasing, only then I am human. Only then I am clean. Oh. Amen. Amen. Take me to church. I'll worship like a dog. Get the shrine of your eyes. I'll tell you my sins so you can sharpen your knife. Offer me that blessed. Good God, let me give you my life. Take me to church. I'll worship like a dog. Get the shroud of your lies. I'll tell you my sins so you can sharpen your knife. Offer me that blessed. Good God, let me give you my life. Wow. Bravo. Bir sürü kalp gördüm. Çok teşekkür ederim. Yani bayağı elime kahvemi alıp seni izledim. Ya. İlk defa yapıyorum bu. Yani ilk defa bir canlı yayında yer alıyorum. O yüzden benim için şu an çok önemli. Sahneden daha çok daha böyle değişik ve zorlu değil mi? Yani evet, biraz daha farklı aslında. Aksaklı birden sesin gitmesi falan. Evet. Gibi. Her şey olabilir. Yani mesela internet gitti daha demin mesela. Ben şeyi merak ediyorum. Ya gerçekten çok yeteneklisin. Çok güzel bir sesin var. Eğitim sürecinden bahsedir misin? Eğitim alıyor musun herhangi bir yerde? Bahsedeyim. Ben şu anda İstanbul Üniversitesi Radyo Sinema Televizyon okuyorum ama aynı zamanda da İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda geri zamanlı müzikal tiyatro okuyorum. Wow, bir sergi programı. O müzikal tiyatro? Ya müzikal tiyatro lisans aslında yeni açıldı. Yani geçen sene ilk öğrencilerini aldı. Aha. Fakat öncesinde sertifika programı uzun zamandır vardı zaten. Hep vardı sertifika programı. Ben de ona girdim. Zaten hazırlanırken bir buçuk iki seneye yakın şan dersi almıştım. Özgür Kaleli oğlum. Bu arada istek alabiliyor muyuz demişler de herhangi bir istek olursa onu söyleyebilir misin? Yani bakarım isteğe göre. Yani buraya yazın, biz yaparız. Eğer bildiğim bir şarkıysa tabii ki de söylemek isterim öyle bir durumda. Şu anda da zaten bu karantina dönemini yok sayaraktan aslında normalde şan derslerimin devam ediyor olması vesaire gerekiyordu. Onları düzene sokmaya çalışıyoruz bakalım online derken. Ama çok uygulamalı ders artık online bir şekilde çok zor bir şekilde gerçekleştirmeye çalışıyor. Verim alınıyor mu alınamıyor mu onu da bilmiyorum ama çok zor sizin için. Yani ben henüz hiç daha online şan dersini deneyimleyemedim. Ama herhalde yazın inşallah. Yaza artık umarım durumlar düzelirse devam edeceğiz gibi görünüyor. Tamamdır. Sıradaki şarkın neydi? Sıradaki şarkım Imagine, John Lennon. Wow, süper. Geçen hafta bununla alakalı bir challenge da yaptık. Evet. Yartımlık sayfamıza da paylaştık.
Instagram TV'de var. Onu da bakabilirsiniz. O zaman bir sıradaki şarkıyı da söyleyelim. Eğer istediğiniz bir şarkı olursa bize yazın. Nazlı değerlendirecekmiş. Evet. O zaman başlayalım. Hadi bakalım ikinci şarkı. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there is no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. No. And no religion too. Imagine all the people living life in peace. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us. And the world will be as one. Imagine no positions. I wonder if you can. No need for greed or hunger. A brotherhood of man. Imagine all the people sharing all the world. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us. And the world will be as one. Teşekkür ederim. Ya şimdi en sevdiğim konuya geliyoruz. Ben böyle sanatçıların, işte bizim gibi tiyatrocuların, müzisyenlerin ya müzeye başlama hikayesini, işte tiyatroya başlama hikayesini çok merak ederim. İşte ne gibi tepkileri aldığını, ne gibi zorluklar atlattığını biraz bize bahsedersen çok. Tabii ki de bahsederim. Benim müzikle ilk tanışmam sanırım 8 yaşındaydım. Babam bana bir org almıştı. İlk onunla tanıştım müziğe. Hani org, piyano derken müzikle ilk öyle tanıştım. Sonrasında sanırım 11-12 yaşındayken müzik öğretmenim sayesinde şarkı söyleyebildiğime, hani biraz kul ses kulağımın olduğunu öğrendim. Oradan şarkı söylemeye yöneldim derken lisede de tiyatro kulübündeydim. Hani lisede de yine tamamen isteğimle, hani birinin tavsiye istediği, tamamen bana hep çok sıcak geldiği için tiyatro katıldım. Ondan sonra artık zaten ben tiyatroları, yani oyunları izlemek istediğimler izledim. Okudum derken sonrasında dedim ben konservatuvar okuyacağım. Konservatuvar okumam lazım benim dedim. Yani hani yapmak istediğim, şu hayatta yapmak istediğim ve en büyük keyif aldığım şey çünkü bu. Ya şarkı söylemek ve sahnede olmak. Sonrasında baktım hem şarkı söyleyip hem oyun oynayabileceğim, hem oyunculuk yapabileceğim, hem de dans edebileceğim bir bölüm var. Müzikal. Müzikal tiyatro.
Çok sevindim böyle bir sertifika programının olduğunu öğrenince ve hani dedim evet benim yerim orası hissettim. Ve çevremdekiler de ailem de her zaman beni zaten çok deziyorlardı bu konuda. Hani konservatuara gitmem. O yüzden çok şanslıyım aslında. Hani onlar sayesinde, onların desteği sayesinde şu an istediğim şeye daha yaklaşabiliyorum. Bu şekilde yani geçen sene de müzikal sınıfla yani bizim daha doğrusu İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı olarak Damda Kemancı müzikalini oynadık. Ve bu benim ilk sahnemdi aslında. İlk büyük sahnemdi. Hani orada o oyunu oynadığım zaman fark ettim. Evet Nazlı sen bulacaksın. Bu yani benim öyle bir hikayemiz var. Sanatla aramızda böyle bir ilişki var. Senmeye çıkmak. Efendim? Kesildi birazcık da. Paha biçilemez bir haz diyorum sahneye çıkmak kesinlikle. Evet. Şeyi sorayım, belki izleyenlerden merak eden vardır. Konservatuara hazırlanma sürecin nasıl oldu? Belki hani bu Onu da süreçte anladım. Şöyle, ben bir yakınım, ya annemin arkadaşının arkadaşı sayesinde bir şam hocası ile tanıştım. Özge Kaleloğlu. O da tesadüfen benim hani daha şan ders alacağımdan haberim yoktu ve Faust'un operasını izlemiştim. Orada da çok sevdiğim bir karakter vardı. Hani çok beğenmiştim. Çıktığımda da dedim hani ne kadar işte araştırdım falan filan derken. Sonra Şan Hoca Özge Hoca oldu. Bir anda Özge Hoca o karakteri oynayan kişiymiş falan. Böyle bir denk gelme oldu. İşte tek ses, çift ses, üç ses, dört ses şeklinde başlayıp sonrasında parça çalışarak şan kısmını öyle hallettik. Oyunculuk kısmında da Hazal Türesan'dan bir tiradıma yardımcı olmuştu sağ olsun. Onunla biraz çalıştık. Dansı da Tuğçe Ayar'la birlikte çalışmıştık sanırım. Ya onlar hani böyle nasıl anlatayım? Zaten çok yardım etmek isteyen insanlardı. Hepsi çok iyi kalpliydi. O yüzden beni konservatuara sokmak için sağ olsunlar çok yardımcı oldular. Peki konservatuvara girer sınav nasıl bir süreç? Yani nasıl bir sınava sokuyorlar? Nasıl bir sınava giriyorlar? Evet. Evet, sınav nasıl bir süreç? Sınav çok heyecanlı bir süreç. 2 gün ayırmıştım. İlk gün kulak sınavı. İşte bir ses, iki ses, üç ses, dört ses şeklinde piyano başında ses basıyorlar ve sesi söylemeni istiyorlar. Sonrasında ritim ve mini bir melodi çalıyorlar. Melodiyi tekrar ediyorsun şeklinde geçiyor. Orada çok heyecanlanmıştım. Bayağı heyecanlı. Yani ama geçtim. Ondan yana o sınav zaten o sınavdan geçtiğini akşamında öğreniyorsun ve eğer geçtiysen ikinci sınava hak kazanmış oluyorsun. İkinci sınavda da bir müzikal parça istemişlerdi. Ben Aida müzikalinden Easy as Life'ı söylemiştim. Küçük bir dans koreografisi görmek istemişlerdi. Bir de minik bir tirat istemişlerdi. Ben de Charlotte'daki deli Irma Lambert'le tiranı oynamıştım. Çok keyifli bir sınavdı benim için. Hocaların hepsi çok tatlıydı. Hani tiradım da biraz hafif interaktifti. Bana çok sağ olsunlar yani yardımcı oldular aslında. Biraz karşılıklı ilerleyen bir tirattı. Güzel bir süreçti. Çok heyecanlı bir süreçti. Ve o çalışmanın hani değdiğini görmek zaten çok ruhumu doyuran bir şeydi. Böyle. Peki teşekkürler. Son bir soru daha soracağım şu aralıkta. Peki okulu bitirdikten sonra aklında bir hani planlama var mı kariyerinle alakalı, bu bölümle ilgili? Şöyle ki, müzikal tiyatronun lisansı açıldı diye konuşmuştuk ilk başlarda. Ben radyo, sinema, televizyonu bitirdikten sonra müzikal tiyatronun lisans bölümüne girmek istiyorum ek olarak. Yani sertifika artı üzerine lisans bitirmek istiyorum. Aslında birazcık da tam olarak ne yapacağımı yolda görmek istiyorum sanırım. Evet sahnede çok olmak istiyorum ama bu sırf müzikal mi olur yoksa tiyatro mu olur yoksa şarkı mı sadece sahne yani sadece performans mı olur? Onu tam olarak daha netleştirmiş değilim ama hani o yolda ilerleyeceğime eminim. Bakalım önümüzdeki yıllar gösterecek aslında. Bu işi seviyorum diyorsun yani. Evet.
O zaman hemen sıradaki şarkıya geçelim. Neydi sıradaki şarkımız? Sıradaki şarkımız Back to Black, Amy Winehouse'dan geliyor. Şey, Türkçe bir şarkı söyleyebilir misiniz yazmışlar? Söyleyebilirim. Evet. Yazın siz, Naz biliyorsa söyle. Ben hiç okuyamıyorum bu arada. Yani bir şeyler kaçırıyor. Tam ders veriyor musun? Çok yeteneklisin yazmışlar. Çok teşekkür ederim öncelikle. Şu an dersi vermiyorum henüz. Daha kendimi yetkin görmüyorum o konuda. Ama inşallah bir gün bu konuda yetkin görürsem vermek isterim. Söyleyebilmen de çok güzel, evet. Efendim? Bunu söyleyebilmen de çok güzel diyorum. Çünkü etrafta piyasada çok fazla eğitmen var ve hani yeterli olmayan düzey. Bunu söyleyebilmen güzel bir şey. O zaman Amy Winehouse'a geçelim bakalım. Evet, geçelim. Suyumu içeyim. No time to regret, kept his dick wet with his same old safe bed. Me and my head high and my tears dry, get on without my guy. And back to what you knew, so far removed from all that we went through. And I tread a troubled track, my odds are stacked, I'll go back to black. We only said goodbye, we worked, I died 100 times. You go back to her and I'll go back to you. I go back to us. I love you much. It's not enough. You love love and I love power. And life is like a pipe, and I'm a tiny penny rolling up the walls inside. We only say goodbye with words, I died 100 times. You go back to her and I go back to you. We only said goodbye, we worked, I died 100 times. You go back to her and I go back to you. Yeah.
Ağzına sağlık tekrardan. Çok teşekkür ederim. Ne yapıyorum ben? Hep aynı tarz müziklerimi dinlersin, aynı tarz müziklerimi söylersin ya da dinlediğin ve söylemek istediğin müzik tarzı aynı mı mesela? Bunu merak ediyorum. Şöyle, aslında ben çok şey dinliyorum. Yani öyle net sadece şunu dinlerim diyemem asla. Hani kulağıma ne güzel geliyorsa, tınısı hoşuma giden birçok şarkıyı, müziği dinlerim. Tam kendini sınırlandırmamalı. Ben sadece işte rock müzik dinlerim ya da pop dinlerim diye. Yani böyle gözlük takmamalı. Ama tabii şu yüzden mesela örneğin benim bir hocam vardı. Death metal dinlemeye bayılırdı ama çalmaya gelince bağlamayla türkü çalardı mesela. Ben dinlemek istediğim şeyleri söylemek istiyorum. Bence tamamen aynı dinlediğim şeylerle söylediğim şeyler. Ne çok dinliyorum diye düşünürsek, müzikal çok dinliyorum. Genelde yani listemin çoğu müzikallerden oluşuyor. Müzikal dinlemekten çok keyif alıyorum. Çünkü dinlemek zorundayım zaten, okuyorum. Tabii. Onun dışında popüler müzik zaten hani söylediğim şarkılardan anlıyorsunuzdur. Hani bu tarzda birçok şarkı dinliyorum. Çok sevdiğim bir cover grubu var. Çok küçüklerken onlar ben keşfetmiştim. Şu an bayağı büyüdüler. Bu Scott Bradley's Postmodern Jukebox. Onlardan biri biliyor musun? Ben severim. İşte onların hemen hemen her cover'ını yani durmadan dinleyebilirim. O yüzden cazı da çok seviyorum diyebiliriz belki de. Bu şekilde aslında çok karışık. Yani türküden caza, hip hop'tan R&B'ye, müzikalden operaya, her şeye bir kendime geniş bir yelpaze yani, evet. Evet, oldukça geniş bir yelpaze oluşturmaya çalışıyorum. Buradan evet. Başka arkadaşlara tavsiye etmek istediğim bir grup veya şarkı varsa da söyleyeyim. Scott Bradley's benim de dinlediğim bir gruptur. Çok güzel. Onu tavsiye edebiliriz. Senin tavsiyen benim varsa alırız. Müzikal dinlemeniz gerekiyor diye. Bence müzikal dinlemeye başlayabilirler. Hangi müzikaller dersek de. Şöyle sayayım birkaç tane. Mesela bu rock bir müzikal. Benim çok hoşuma gidiyor. İsmi Rent. Şu an Netflix'te falan da var. Şey reklam verdim. Rent'i çok severim. Hem böyle şey müzikal algısını yıkan müzikallerden aslında ve dinlemesi, izlemesi çok keyifli. İşte Rent, Mean Girls'un müzikali yapıldı. Onun dışında klasikler zaten operadaki hayalet diyebiliriz. Sefiller diyebiliriz. Aha. Sonrasında Miss Saigon yine çok beğendiğim müzikallerden. Bence müzikal dinleyerek aslında ben şu an sadece müzikal öneriyorum. Böyle. Değil mi devam ettiriyorsun sadece müzikal dinleyerek? Yok ben çok sadece keyifli. Müzikal ben de çok severim müzikal dinlemeyi. Çok keyifli bir şey kesinlikle. Sıradaki şarkımız neydi? Sıradaki şarkımız Paul Anka, Put Your Head on My Shoulder. Süper. Bu arada Türkçe şarkı isteyen biri oldu. Eğer ne istediğini yazarsa bize. Evet ona... ya da hani ben de kendim bir Türkçe şarkı düşünüp düşünmedim ama. Tamam ben onu düşüneyim. Burada şey arkadaşlarım şu an izliyor ya. Benim söylediğim şarkıları yazarsanız bana yardımcı olursanız iyi olur. Biraz yardımcı olursan. Biz de o sırada diğer şarkıya geçelim bakalım. Tamamdır. Put your head on my shoulders, hold me in your arms, baby. Squeeze me oh so tight, show me that you love me too. Put your lips next to mine, dear. Won't you kiss me once, baby? Just a kiss goodnight, show me
you and I will fall in love. People say that love's just a game you just can't win. If there's a way, I'll find it someday, and then this food will rush in. Put your head on my shoulders, whisper in my ear, baby. Words I want to hear, tell me. Tell me that you love me too. Put your head on my shoulders, whisper in my ear, baby. Words I want to hear, baby. Put your head on my shoulder. Çok teşekkürler. Mehmet Güreli kimse bilmez. Bir de insan insan demişler. Aslında insan insan çok güzel olabilirdi. Söyleyebilirim tabii ki de. Bu arada insan insanın şey, buradan söyleyeyim. Ya, video hali de benim sayfamda var. Yani şey, buradan söyleyeyim. Billie Eilish, tamam. Love der. Senin Billie Eilish'ten bir şarkın vardı birazdan. O hangisiydi ama? Bad Guy o. Tamam. Love'de çok hakim değilim açıkçası. O yüzden söylemesem daha iyi olabilir. Sonra bir dahaki o zaman. Peki o zaman biraz da tiyatrodan konuşalım. Konuşalım. Tamam. Tiyatro aran nasıl? Yani oyun izlemeye gider misin sık sık? Evet, müzikal dinlemeyi seviyorsun, müzikal tiyatro okuyorsun. Sinemaya ve tiyatroya sık sık gider misin? Oyun seyreder misin? Tiyatroya sık sık gitmeye çalışıyorum. Yani her ay en az 2 oyun izlemeye çalışıyorum. Bu ara tabii, ya bir sürü aslında bu sene gitmek istediğim. Oyunumuzu izledin mi? Hayır, bir türlü gelemedim ama geleceğim. Hadi bir türlü gelemedim. Ama geleceğim. Şu karantinadan çıktığımızda ilk oyunumuza geleceğim. Bekliyoruz. İlk oyunu bekliyoruz. Tamam. Mesela en son şeyi izledim. En son Don Quixote'un beni izledim. Evet. Ozan ben Güven de. Çok beğeniliyim. Ben çok keyifle izledim. Büyük bir keyifle izledim. Yani çok kahkaha atarak izledim. Onun dışında Hırçın Kızı izlemiştim geçen sezon. Devlet Tiyatrosu'nda, evet. Evet, ya yani direkt hani gitmelisiniz bu. Tekrar tiyatrolar açıldığı zaman inşallah Hırçın Kızı'na kesinlikle gitmelisiniz ki benim de oyunlar. Kaçırıyorum dediklerini bazen, kusura bakma. Ben de seyrettim Hırçın Kızı DT'de, ben de tavsiye ederim. Peki sinema? Sinema, zaten şimdi radyo, sinema, televizyon okuduğum için sinemaya olabildiğince yatkın olmaya çalışıyorum. Ama yani şu da bir gerçek, artık sinema kültürü biraz değişmeye başladı. İnsanlar sinemaya gitmek yerine evde izlemeyi tercih ediyor genelde. Ben de evde olabildiğince çok şey izlemeye çalışıyorum. En son neyi izledim hatta? On the Basis of Sex diye bir film vardı. Eşitlik Savaşçısı şeklinde çevirmişler. Büyük bir şiddetle buradan tavsiye ediyorum. Amerika Birleşik Devletleri Federal Mahkemesi'ndeki anayasadaki ilk cinsiyetçi ayrımı bulan ve bunu ortadan kaldırmak için ilk mücadeleyi yapan kadın bir avukatın hikayesini anlatıyor. Bu kadın da şu an 87 yaşında ve yargıç. ABD'de. Çok etkileyici. Onun öncesinde I, Tonya'yı izledim. Yine çok beğendim. Tavsiye ederim. Onun öncesinde de Frida Kahlo'nun hayatını anlatan Frida'yı izledim. 2003 yapımı sanırım. 2002'de olabilir. Salma Hayek oynuyor orada da. Onu da
tavsiye ediyorum buradan. Ben en son bayağı kadın hayatları üzerine bir izleme yapmışım. Bu şekilde şu an daha çok kendime şey yapmaya başlıyorum. Her gün bir film, her akşam bir film şeklinde bir liste oluşturdum kendime. O sırayla gidiyorum. Tiyatroları da zaten birçok oyun, birçok sahne arşivini açtı. Mesela şey en son bir opera izlemiştim sanırım. Evet, Viyana Opera Balesi'nde Falstaff'ı izlemiştim. Hani evde oturan insanlar lütfen açıp izleyin. Yani seveceğiniz illaki bir oyun, bir herhangi bir şey bulacaksınızdır bu konuyla ilgili. Böyle. Cümleyi toparlayamıyorum bazen. Şunu merak ediyorum. Sinema mezunusun ya, bize önerebileceğin yönetmen var mı acaba? Şöyle 2-3 tane çok sevdiğin yerli veya yabancı. İlk aklına gelen senem. Mezun değilim ben şu an, ikinci senem. Evet, daha yeniyim aslında. O yüzden şu an çok böyle net bir kişi öneremeyeceğim gibi duruyor. Ama yani mezun olduktan sonra bir canlı yayın yaparsak orada önerebilirim. Bir sene sonra o zaman senin önerini alacağız. Tamam. Son soru vardır yani, tiyatro mu sinema mı diye. Gerçi senin ben cevabını tahmin edebiliyorum ama. Ben cevabımı tahmin edemiyorum açıkçası. Ben öyle ikisi mi de istiyorum diyebiliyorsak. Çünkü ikisi de çok ayrı ama aynı zamanda da çok benzer. Ama aynı zamanda da çok ayrı ve hani ikisinden de çok farklı keyifler alıyorum. Aslında çok ayrı kulvarlarda şeyler, yani ikisi de görsellik üzerine, gösteri üzerine olsa da çok bir tutulmaması gereken şeyler, ayrı tutulması gereken şeyler. İnternet bağlantısı sorunu yaşıyor. Hızın görüntüsü dondu şu an sanırım ama. Peki ben size sorayım, tiyatro mu sinema mı? Nasıl şimdi geldin? Beni duyabiliyor musun? Sesimizi duyabiliyor musunuz? Ses var mı? Bu arada çoğu kişi sinema demiş. Bu da beni üzdü şu an. Tamam. O zaman ben Nazlı'yı çıkarıp hemen geri alayım. Eğer sizin de bize önermek istediğiniz yönetmen, oyun, film vesaire varsa önerilerinizi bekleriz. Evet. Hoş geldin Nazlı. Bulduk tekrar. Tamamdır. O zaman bu sorular bittiğine göre sıradaki şarkıya geçebiliriz. Tamam. Sıradaki şarkımız Lemon Tree, Fool's Garden. Oh, süper. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Umarım internette bir aksaklık yaşamayız. Bazen olabiliyor çünkü. O yüzden kusura bakmayın. Şu an olduğu gibi mesela. Arkadan altyapı gelmese bile senin sesini o kadar dolduruyor ki, emin ol. Ya. Teşekkür ederim. I'm sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you, but nothing ever happens. And I wonder. I'm driving around in my car. I'm driving too fast, I'm driving too far. I like to change my part of you.
I feel so lonely, I'm waiting for you, but nothing ever happens. And I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see is just the yellow lemon tree. I'm turning my head up and down. I'm turning, turning, turning around, and all that I can see is just the lemon tree. Sing, da, 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 da. Da 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 di da 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 di 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 da. I'm sitting here, I miss the power. I like to go out, taking a shower. But there's a heavy cloud inside my head. I feel so tired, put myself into bed. Well, nothing ever happens. And I wonder. Isolation is not for me. Isolation, I don't want to sit on a lemon tree. I'm stepping around the desert of joy. Maybe anyhow I'll get another toy and everything will happen. And you wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see is just another lemon tree. I'm turning my head up and down. I'm turning, 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 turning around, and all that I can see is just the yellow. Ağzına sağlık. Çok teşekkür ederim. Ufak bir gitti ama hiç sıkıntı değil. Bir 3-4 saniye sürdü. Evet, biri arada maalesef, o yüzden. Sahne insanlarının böyle canlı yayında yaşadığı zorluklar, sosyal medyada iş üretirken yaşadığı zorluklar adlı program gibi oldu. Evet. Biraz öyle olsun. Peki şeylerden konuşalım. Biraz kitaplardan konuşalım. Ne tür kitaplardan hoşlanırsın? Ne tür kitaplardan? Aslında bu ara olabildiğince oyun okumaya çalışıyorum. En son Sofokles'ten Antigone ve Kral Oedipus'u okudum. Bu ara oyun üzerine daha çok okumaya çalışıyorum. 1984'de başladım ama istediğim gibi ilerleyemedi bir türlü. Neden bilmiyorum. Oysa ki normalde distopya çok severim. Hatta buradan önereyim Fahrenheit. Kaçtı? Fahrenheit. Devamını hatırlamıyorum. Fahrenheit diye bir kitap vardı. Onu okudum ve çok severek okudum. O yüzden kesinlikle öneriyorum. Elbette bir yeri sizi yakalar diye düşünüyorum. Ben genelde okuduğum kitapta şunu arıyorum. Yani sayfayı bitirmek için uğraşmak istemiyorum okurken. Sayfa beni alsın götürsün, akıcılığı yerinde olsun istiyorum. Ve dili çok ağır olduğu zaman da bir şekilde kopuyorsun ve istediğin hazzı alamıyorsun. O yüzden dili açık, sade ve akıcı kitaplar. 451, çok teşekkür ederim. Yani bayağı burada şey oldu. Evet, Fahrenheit 451. Bu şekilde kitap önemli. Kitap okuyalım. Ama ben şeyi gözlemliyorum çevremde, kendi çevremde de. Herkes oyun okuyamıyor. Evet, tiyatro izleyicisi son dönemde çok arttı. Çok fazla insan tiyatro seyretmeyi çok seviyor ama oyun okumak herkesin harcı değil gibi. Ya da herkes belki doğru oyundan başlayamıyor. Bununla alakalı hani böyle bize önerebileceğin, şu oyunu okuyabilirsiniz diyebileceğim bir oyun var mı? Şöyle sanırım, yani bence hani herkesin bunu okuyamıyor olmasının sebebi, mesela ben okurken karakterleri gözümde sahnede canlandırıyorum. Belki okuyan kişi, bu bence şununla alakalı, tiyatro oyunu izleyip
Bir süre mesela tiyatro oyunu izlemişsindir ve biliyorsundur bir tiyatro oyununun nasıl olduğunu. Sonra alıp okuduğun zaman evet kimin nerede durduğunu ve bir film izliyormuşçasını okursun aslında. Bence tamamen bununla alakalı. Hani hiç tiyatro izlememiş bir insanın tiyatro okuması tabii ki de eskiden hani öyle okuyarak hayal gücüne bırakılmış olması da çok önemli bir bakıma. Ne önerebilirim? Ya benim ilk okuduğum oyun Hırçın Kız'dı. Hırçın Kız'ı çok seviyorum belli zaten. O yüzden bence Hırçın Kız okuyabilir Shakespeare'in oyunu. Oldukça sürükleyici bir hikayesi var öyle bence. Fan olduğun yazarlar var mı? Genelde böyle tiyatrocuların vardır. İşte biri Shakespeare fanıdır, biri Chekhov'u çok sever, biri Molière'i çok sever falan. Bir fanı olduğun bir yazar var mı senin de? Ya fanıyım diyemem ama ben de sanırım mesela Shakespeare'i çok seviyorum. Shakespeare'ciyim. Hepsini ben de çok seviyorum. Oyunlar çok kıymetli ama böyle oyunlarına böyle daha yakın hissettiğimiz birkaç yazar olur ya. Evet. Benim de sanırım Shakespeare. Bir de şey Dairofo'nun kadın oyunlarını okudum. Hı hı, o da güzel. Çok güzel. Çok gerçekten. Hatta şu an orada bir monolog çalışıyorum. Yani çalışıyordum. Konservatuvarda çalışıyorduk. Ve şu anda da artık herhalde videosunu yollayacağım hocama. Öyle bir sisteme geçtik. Dairofo'nun kadın oyunlarını çok seviyorum. Dairofo'nun dilini çok seviyorum. Dairofo ve Shakespeare diyebiliriz galiba. Süper. Ben de çok severim Dario Fo'yu. Hatta konservatuar sınavlarında da parçaları çok tercih edilir değil mi? Dario Fo'nun tiratları falan çok oynanır. Evet. Parçası olarak çok tercih edilir. Evet, aynı öyle. Direkt audition. Evet, audition'a direkt Dario Fo istenir. Teo yazmışlar. İyi evet. Bakalım. Devam edelim sıradaki şarkıyla. Sıradaki şarkımız neydi? Sıradaki şarkımız Radiohead'den Creep. Wow, akustik versiyonu bir karaoke'sini buldum. Bakalım. İnşallah açılır. When you were here before, could I look you in the eye? Kesiliyor da arkadaşlar. Çok üzücü. Neden kesiliyor? Bağlantı mı kesiliyor? Evet. Çok gerçekten üzgünüm. Keşke bunları önce dinleseydim. Bu arada sen bozmadan devam ettin de biz hiç çakmıyoruz biliyor musun? Öyle mi? Evet. O zaman ben daha kötü oluyor bozunca demek ki. Tamam. Baştan alıyorum. When you were here before, could I look you in the eye? You're just like an angel. Your skin makes me cry. You flow like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so very special. But I'm a creep, I'm a widow, what the hell am I doing here, I don't belong here, I don't care if it hurts. I wanna have control. I want a perfect body. I want a perfect soul. I want you to notice
when I'm not around. You're so very. Evet, ses gitti. Ses bana da gelmiyordu ama sizin yazmanızı bekledim kesmemek için. Ama o kadar geçten söylüyor ki hiç kesmek istemiyorum. Hemen ben Naz'ı çıkarıp tekrar alıyorum. Maalesef böyle sorunlar oluyor. Hoş geldin aslında. Hoş bulduk. Üçüncü defa. Ya sen herkes... Ses gitti aslında ama ben böyle kesmek istemedim. Çok içten söylüyordum. Ya internet aslında kendi internetimi kullanıyorum. Niye kesiliyor bilmiyorum ama. Olabilir. Benim başta olmuştu. Yapacak bir şey. O zaman filmlerden sana sorular soracağım biraz. Evet. Tamam. Filmler böyle favori 3'ün ya da işte favori 2 filmi. Beni yani her izlediğimde çok etkilendiğim birkaç film var. Mesela V for Vendetta favorilerim arasında. Her izlediğimde yine aynı etkiyi alıyorum. Sonrasında zaten Rent'ten bahsetmiştim. Müzikal film olarak. Hani onu da filmin içinde kattığımız zaman Rent diyebiliriz. Başka? Black Swan. Yine aynı şekilde çok severim. Natalie Portman'ı da çok beğeniyorum. Bir de Leon the Professional diyebiliriz. Oh, süper. Bu arada bir şey soracağım. Hepinize soruyorum. Yukarıda 1,5 dakika kaldı diyor. Onun ne olduğu hakkında bir fikri olan var mı? Ben bilmiyorum. Geri sayım var böyle. 1,5 dakika kaldı diye sayıyor. Onun ne olduğunu bana bir söylerseniz çok sevinirim. O sırada başka bir şey sorayım lazım. Bizim şey Bahçeşehir radyo programında konuk olduğumuzda çok kazık bir soru gelmişti. Hatta, geri kalanını hangi filmde geçirmek isterdin gibi bir soru vardı. Wow. Hangi? Çok güzel bir soru değil mi? Eğer hemen aklına gelmiyorsa cevaplama ama eğer o geldi. Ben buna Frozen 2 diyerek buradan animasyon sevdamı herkese duyurmak istiyorum. Çok sevdiğim filmler arasında da bu arada Frozen'ı söyleyebiliriz. Ben büyük animasyon hayranlarımdır. Animasyonların sadece çocuklar için olmadığını çok içten sanırım. Zaten aynı zamanda Frozen da bir müzikal olduğu için hatta Frozen'ın ya birinci filmin müzikali şu an Broadway'de oynuyor. Şu an oynayamıyor ama çok yani büyük kapalı gişeyle oynayan bir müzikal. Frozen diyebiliriz galiba. O aurayı çok seviyorum çünkü. Süper. Hemen cevapladın. Hadi bakalım. Bu arada 10 saniyemiz kalmış. 1 saat dolduğu için tekrar bağlanmamız gerekiyormuş. Kapanınca ben seni tekrardan alacağım yayına. Tamam.
sonra sıradaki şarkıya geçeceğiz.